Merhabalar, hoş geldiniz Ev İşlerim kanalıma. Evet, sizlere meki boyası yapacağız. Çakmağım, mekiğim, makasım hazır. Evet, alt ipim, 3 tane mekik lazım bu oyamızda. Alt ipim lazım. Evet, size yapacak olduğum modelim bu şekilde bir model. Güzel bir kır çiçeği. Ya da yaban gülü diyebiliriz buna. Evet, bu şekilde bir model hazırladım. Tersinden de görüntüsü, yüzü de böyle. Videolarımı beğenide bulunup paylaşım yaparsanız sevinirim. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Evet, zil işaretini açarsanız yüklediğim videoları anında size ulaşacaktır. Aboneliklerimiz ücretsizdir arkadaşlar. Evet, bu çiçeğimizin hemen yapımına geçmek istiyorum. Evet, alt ipimiz. Burada size bugün farklı bir yöntem göstermek istiyorum. Bu yöntemimizi düğüm yapmadım ben. Alt ipimizi düğümlemedim. Burada birleştirdim. Sarı ipimi de yanına aldım. İlk ilmeğimi attım. İkinci ilmeğim. 3 ilmek atıyoruz. Fazla atmıyoruz arkadaşlar. Bu da kolay bir başlama yöntemi. Sizin çok işinize yarayacaktır. Pratik kazandığınızda bu yöntemi uygularsınız. Ben uyguladığım oluyor. Evet, parmağım arasına alıyorum hemen. Buraya 25 tane ilmek açacağım. İlmeğimizi nasıl atıyormuşuz? Mekiğimi altından koyduğumda bu pozisyondayız. Evet, ilk ilmeğimi attım. Mekiğimin üstünden girdiğimde bu şekilde pozisyondayım. Evet, tekrar aynı pozisyon. Evet, üstünden giriyorum. Buraya bu şekilde 25 tane ilmek yapacağım. Evet, 24-25 tane yaptık. Daha sonra hemen alt ipimi buradan asılıyorum. Alt ipimi asıldım. Ve diğerlerini buradan toplayıp kesip yakacağım. Bana bu çok kolay geliyor, bu yöntem. Umarım siz de beğenir, yaparsınız. Bu şekilde yapmazsanız öbür yöntemden devam edersiniz. Bu çok kolay geliyor. Burada da hiç düğüm olmuyor bu yöntemde. Deneyin, yaparsanız siz de devam edersiniz. Size bu bilgiyi de verdikten sonra ben hemen ipimi katladım bu şekilde. Beyaz ipimi elime aldım. Bu şekilde girdim. 3 tane ilmek attım buraya. Gördüğünüz gibi 3 ilmeğimi attım. Evet. Ben burada dolgu yapmak için hazırladım elimi. 40 tane ya da 45 tane dolgu yapıyoruz. 20'ye kadar açaraktan 20'den sonra hafif 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 kasıyorum. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız. İlk ilmeğimi üstten aldım. İkinciyi de aynı şekilde. Alttan üst giriyorum.
Tekrar mekiğimin üstünden giriyorum. Öğrenme videolarımız var. Oradan daha detaylı şekilde izleyip öğrenebilirsiniz. Dolgu mekik nasıl olur diye. Evet. Ben 4 tane yaptım galiba. 6 7 8 İki tarafını da sayarsanız, birer birer sayarsanız, üst taraftan sayarsanız, 2'de 1 sayarsınız. Buraya ben 8 demiştim. Buraya geldiğimizde 10. Burayı saymayıp buraya geldiğimizde 12. Burayı saymıyorum. Buraya 14. 16. 20 tane filan yaptık burada. Bu aşamadan sonra açmıyoruz artık. Düz gideceğiz. Düz de gitmeyip hafif içe asılca. Kırkını da içe asılarak tamamlamak istiyorum. Birden asılırsak burası çirkin görüntü olabilir. Yavaş yavaş asılıyorum onu. Evet, 6 7 8 9 10. Evet, 30 oldu burada. Otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz dört, otuz beş, otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz, otuz dokuz, 40 41 42 Ucu biraz sivri olsun istiyorum. Evet. Ben burada kirpik bir tane kirpik yapmak istiyorum. Bu kirpiğimin nedeni ihtiyacımız olduğunda yemeniye, havluya ne olursa tutturmak için kolaylık olsun diye buraya çok minnacık bir kirpik yapmak istiyorum. Mekik oyası dağına uygularız. Onda da bu tutturması bundan kolay olur. Evet, bu şekilde buraya kirpiğimizi yaptıktan sonra buradan biraz alt ipimi asılıyorum ben. Karşı taraf asılacağımız için oraya gerek yok. Evet. Burada. Evet, ilk yaprağımızda bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet. İlk yaprağımı yaptım. Hemen ikinciye geçmek istiyorum. Burayı çok asılmayalım. Yaprağımızın görüntüsünü bozmasın. Buradaki mekiğimdeki ipi aşağıya aldım buradan. Evet, 3 tane buraya ilmek attım.
Evet. Kolay yapmak için bu yaprağımı bu şekilde kapatarak yapıyorum. Nasıldı bu? Bu şekildeydi elimde. Bunu buraya verdim. Bu şekilde tuttum. İşleyen tarafım altta, üstteki tarafım her zaman hareket etmeyen taraf. Burada hemen ilmek atmasına başlıyorum. Evet. Bu yaprağımın sonuna doğru buluşmak üzere. Evet. 39'lardayım. İçine çekiyorum. 40. 41. 42 yaptım. Bu aşamada arkadaşlar, yaprağımızın ucunun sivri olmasını istiyorsak, bu şekilde sivri, dik durmasını istiyorsak, buraya son zamanda bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan. Evet. Buraya üstünden giriyorum, buraya altından giriyorum. 4-5 tane ilmek atıyorum. Evet, hareket etmeyen üst olduğu için üste bıraktım mekiğimi, ipimi. Evet. Biraz çekiyorum. Boyutları aynı olması için asılıyorum onu. Evet, burada boyama çevirdim. Yüz tarafını. Diğer tarafı da asılarak. Bu şekilde. Çektim. Düzeltelim. Evet, ikinci yaprağımız da oldu. Ben bu yapraklarımızdan daha da yapıp geleceğim size gösterdiğim şekilde. Evet. 5 tane yaprak yaptım. 6 da yapabiliriz ama ben 5 olsun istiyorum. Burada ipimi tekrar katlayıp aşağıya iniyorum. Evet, burada iki kere ipimi mekiğimle ilmek attım. Beyaz ipimi burada bırakıyorum. Yeşil ipe geçiyorum hemen. Evet, yeşil ipimin ucunu yakacağım. Biraz daha kısaltalım. Evet. Onu kaydırdım yerine. İki tane beyaz attım. İki tane yeşil attım. Dört. Dört. Beş. 6 tane buraya ilmek atmış oluyorum. Bu aşamada parmağımı, ipimi ayırdım. Arasını aldım parmağımı da. 24 tane zincir çekeceğim. Buradaki yaprağımızı yapacağız. Bu yaprağımız olacak. Evet, 24 tane yaprağım oldu. 24, 25 olsun. Evet, burada katlama yapmak istiyorum hemen. Bu şekilde.
İki ipimi birleştirdim. İkisine beraber 8 tane ilmek atacağım. 3. Evet. Burada 8 tane ilmeğimi attım. Hareket etmeyen tarafa üstten bir tane giriyorum. Daha sonra buradaki alt ipimi asılıyorum. Evet, asıldım. Burada yukarıdaki ipimi aşağıya indiriyorum hemen. Evet. Buraya evet, 4 tane ilmek attım. Kirpik yapmaya başlıyorum. Arasına 2 tane ilmek atıyorum, bir tane kirpik yapıyorum. 2 tane ilmek, bir tane kirpik. Beş, yedi, bir tane daha yapalım. 8 tane kirpik attım. 8 tane de ilmek yapacağım buraya. 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi yaptım. Alt ipimi asıldım. Evet. Birbirine geçmiş gibi görünüyor ama bu şekilde büküldüğünde güzel olacaklar. Evet, alt ipimi asılmak istiyorum. Biraz karışmış. Evet, çiçeğimin altında kalmış ama bu şekilde size gösterebilirim. Bu şekilde buraya burada hemen ipimi katlıyorum. Bu yaprağımı yasmak istiyorum. Burada bana telaşelik yapmasın. Alt ipimi de tamamen asılıyorum. Buraya yeşil ipimle sekiz tane ilmek atacağım. Evet. Sekiz ilmeğimi yaptım. Arasını açıyorum hemen. 20 tane burada ilmek olacak. 20 tane ilmek yapıp bir tane kirpik, tekrar 20 ilmek yapıp geleceğim. Evet, burada 10, 20 burada, 20 buradaki ilmek, bir tane de kirpik yapıldı. Alt ipimi hemen asılıyorum. Çiçeğimizin sapını da bu şekilde yapmış oluyoruz. Burada arkadaşlar ayrıntımız var. Çiçeklerimizin biraz serbest duruşundan belli. Burayı düzeltmek istiyorum hemen. İlk önce buradaki alt ipime, yeşil ipimi geçiriyorum. 2 tane ilmek atarak onu oraya geçirdim. Daha sonra bu açık olan yeri kapatmak için yeşil ipimi üstten, alt ipim de alttan olmak üzere bu arayı kapatıyoruz. Buraya
2-3 tane ilmek atmamız yeterli. Evet. Daha sonra ben alt ipimi buradan alacağım. Alt ipimin işi bitti. Oyamızın sonuna doğru geliyoruz artık. Yakalım. Mutlaka yakalım bu alt ipimizi. Alt ipimizi yakmazsak oyamız sökülebilir. Diğerinden sökülme zaman bu alt ipi mutlaka söker. Pardon, mutlaka. Evet, buradan beyaz ipimizi de alalım. Onun işi de bitti. Evet. Şimdi yeşil ipimden ben buraya ip sarmak istiyorum. Bu yeşil yapraklar birlik olsun. Diğerlerin aralarına gireceğim. Evet. Bu yaprakları bir yerde yapacağım. Evet. Hemen yapmaya, buradan sarmaya başlıyorum. Evet. Birinin altı, birinin üstü diyerek gidiyor. Bunlar ikisine beraber geçiriyorum. Diğerinin buradaki çiçeğimizin üstünden buradaki yapraklarımızın altından diğer yaprağımızın da altından geçiyorum. Burada iki tane üstten geçiyorum. Herhangi bir yerde ters yüz olması için iki geçirin. Onun bir sakıncası olmaz. Alt tarafında geçirirseniz daha iyi olur. Sarmak da güzel oluyor bu çiçekten. İp sarmak. Evet. Bu şekilde denk getirelim. Alt üst denk getirmeye çalışalım. Evet. İp sarmak çiçeğimizi güzel tutuyor. Düzene sokuyor. Evet. Bu şekilde ip sarıp çiçeğimizi daha da güzel yapmak mümkün. Sekiz on tane, 10 kere sardığımızda yeterli oluyor. Siz kendi isteğinize göre de ayarlayabilirsiniz. Evet, arkasından da görünüyor. Burada ipimi kestim. Biraz da uzun kestim. Yakarak yapıştırmak istedim ve yapıştırdım. Üstünden de biraz daha yakalım. Açılırsa çiçeğimizin yeşilleri sökülebilir. Bu güzel çiçeğimizi bu şekilde yaptık. İp sararak da daha dik ve muntazam durmasını sağladık. Montajlayacağımız yerlerde buradan sapından ve bir tane de yaprağından tutturduğumuzda güzel, sağlam bir montajlaması da olacağını düşünüyorum ben.
Güzel modelimiz tamamlandı. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yepyeni videolarda buluşma dileğiyle Allah'a emanet olun. Mekikli günlerde kalın.